Hangi YouTuber ne kadar para kazanıyor? Aslında son zamanlarda en fazla merak edilen sorulardan bir tanesi. Ve bana gelen sorular arasında da bu soruların çokça olduğunu söyleyebilirim. YouTube'dan nasıl para kazanırım? İnternetten nasıl para kazanırım? Ya da bu YouTuberlar oturduğu yerden ne kadar güzel para kazanıyorlar? Ben de evimden video çekip bu kadar güzel paralar kazanabilir miyim gibi birçok sorular alıyorum. Ve bu videoyu çekerek size bu sorular hakkında gerçek cevapları vermeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten de sanıldığı gibi YouTuberlar oturduğu yerden para mı basıyorlar? Yoksa çok ciddi emekler sarf edip bunun karşılığında çok komik paralar mı kazanıyorlar? Aslında bu videoyu çekme amacılarımdan bir tanesi bu. Çünkü herkes YouTuber olmak istiyor son zamanlarda ve herkes YouTube'dan çok ciddi paralar kazanıldığını düşünüyor. Ama aslında durum tam olarak bu mu? Bunu bu videoda hep beraber göreceğiz. Aslında bu bana gelen sorulardan da bu şekilde geliyor. Diyor ki neden YouTube'a video çekmiyorsun ya da uzun zamandır video çekiyorsun ama YouTube'da neden aktif değilsin gibi birçok soru geliyor. Aslında bunun da cevaplarını farklı videolarda verebilirim. Ancak bu videoda önemli size anlatacağım konu hangi YouTuber ne kadar kazanıyor. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. YouTuberlar gerçekten oturduğu yerden para basan insanlar değil. Gerçekten çok ciddi emekler harcayan ve tek başlarına bir kanal yöneten insanlar, bir video kanalı, yani resmen bir televizyon kanalı yönetiyorlar aslında. Dolayısıyla yaptıkları iş hiç de kolay değil. Herkesin yapabileceği bir iş değil. O yüzden bunun çok zor bir iş olduğunu ve aslında para kazanmanın da zor olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunun için aslında totalde 10 tane kanal sizin için inceledim ve bu kanalların nasıl para kazandığını, hangi şartlarda paralar kazandığını ve hangi aşamadan sonra aslında para kazanmaya başladıkları gibi birçok detayı sizin için araştırdım. YouTube'un en temelde bir kuralı var. Diyor ki 1000 abone ve 4000 saat izleme olmadan para kazanmaya başlayamazsın. Bu yeni gelen bir kural. Zaten 1000 aboneniz yoksa ve 4000 saat izlenmeniz yoksa zaten hiç para kazanamıyorsunuz. Ancak ben 1000 aboneyi yaparım, bu çok zor değil, buna ulaştıktan sonra da para basmaya başlarım diye düşünüyorsanız işte bu da çok yanlış. Gelin bunu örneklerle inceleyelim. İlk olarak size bahsedeceğim örnek aslında bu işe biraz daha yeni başlayan genç bir arkadaş ama aynı zamanda çok da emek sarf etmiş birisi. YouTube hocam. Videolarına baktığımda gerçekten çok güzel videolar çekmiş ve uzun zamandır da bu işle uğraşıyor. Uzun zamandan kastım aslında 1 yıldır uğraşıyor bu işte ve toplamda 70 tane farklı video çekmiş. Yeni bir YouTuber diyorum ancak yeni bir YouTuber olma kriterini şu şekilde belirliyorum. 57 bin tane abonesi var. 57 bin abone. Yani bu aslında çok da yeni bir YouTuber değil. Çok iyi bir abone sayısı. Ve videoların toplam izlenmesine baktığınızda 3 milyonun üzerinde, 3,5 milyona yakın bir izlenme var. Ancak böyle bir kanalın ki bu kanala ulaşmak gerçekten 1 yıl süreyle ulaşılabilecek bir rakam belki. Ve ciddi emekler sarf ederek ulaşabilecek bir rakam. Ve baktığınızda aylık kazancı şu anda aşağı yukarı 450 TL. Bakın 1 yıldır video çekiyor. 70 video çekmiş ve gerçekten bir kanal üzerinde ulaşıyor ve totalde şu anda ulaştığı rakam son 30 günde ulaştığı aylık kazanç 450 lira. Yani aslında 70 video üretmiş ve toplam kazancına baktığınızda aslında bir videodan toplamda 55 TL gibi bir ortalama kazancı var. Yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi ben oturayım da hemen bir YouTube kanalı açayım, 1000 aboneye ulaşayım ve hemen para kazanmaya başlayayım gibi bir durum söz konusu değil. Öncelikle bunu açıklamak için böyle bir örnekle videoya başlamak istedim. Peki gelelim biraz daha kazanan ve daha popüler olan kanallar ne kazanıyor? Çünkü o kadar ciddi paralar kazanan ve aslında o kadar ciddi videolar çeken ve çok ciddi abone sayılarına ulaşmış kanallar da var. Bunlar hangileri? Hemen bakalım. İlk olarak Murat Abi GF. Gerçekten bu kanalı da özellikle birçok kişinin takip ettiğini biliyorum. Oyun tabanlı başlayan bir kanal ve aslında kategorisi oyun kategorisi. Murat Abi GF 2013 yılından beri yani 5 yıldır bu işi yapıyor ve toplamda 895 tane video üretmiş. Bu aşamaya gelmek kolay değil. 5 yıl. Ve 5 yılın sonucunda şu anda aylık kazandığı para 3000 TL civarında. Burada söylediğim rakamlar değişebilir. Değişme oranı da aşağı yukarı %25 diyebilirim. Yani %25 aşağısı ya da %25 yukarısı olabilir. Burada çok net rakamlar vermek mümkün değil. Çünkü videolardan kazanılan parayı belirleyen birçok farklı kriter var. Bu kriterlerdeki en temel kriter zaten o videonun izlenme sayısı. Zaten buradan yola çıkarak aslında tahminlerde bulunuyorum. Ancak sadece bu değer bizim için yeterli değil. Bunun yanında o videonun kaç dakika olduğu çok önemli. Örneğin 2 dakikalık bir videonun kazandığı parayla 10 dakikalık bir videonun kazandığı para kesinlikle farklıdır.
Özellikle YouTube için video üretenlerde minimum 10 dakikalık video üretmek para kazanmak için çok önemli konulardan bir tanesidir. Bunu da ayrıca alt bilgi olarak geçiyorum. Bir başka örneğimiz Hayrettin. Aslında televizyondan YouTube'a geçiş yapan YouTuber'lardan bir tanesi. Çok ciddi içerikler üretiyor. Sürekli dışarıda. Tek başına değil, hatta bir ekiple bunu üretiyor. Ve totalde baktığınızda 2006 yılında açılan bu kanal, 12 yıllık bir kanal, 393 video üretmiş. Ve şu anda aylık kazancı yaklaşık olarak 4000 TL. Bakın 4000 TL ve bu kadar uğraş. Ve abone sayısına baktığınızda 1,5 milyon abone. Ve video izlenme sayısı 244 milyon. Yani çok ciddi rakamlar ama kazanılan paraya baktığınızda 4000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bir diğer örneğimiz Barış Özcan. Barış Özcan gerçekten benim de tanıdığım, çok sevdiğim ve gerçekten çok değerli bilgiler veren bir kanal. YouTube'un seçtiği elçilerden bir tanesi. Herkes beğenerek izliyor, inanılmaz videolar çekiyor ve herkes şunu diyor. Artık adam oturduğu yerden para kazanıyor. Ama böyle bir dünya yok. Bunun gerçeğini buradaki rakamlarla görmenizi istiyorum. Barış Özcan çok eskiden beri videonun içinde ve YouTube kanalını açma tarihi 2007. Evet, 2007'den beri bu kadar aktif video üretmiyor. O ayrı mesele ama toplamda 319 tane video üretmiş. Ve baktığınızda şu anda aylık ortalama kazancı günümüzdeki son 30 gündekine bakarsak 6500 TL civarında. Yani bu iyi bir rakam, kötü bir rakam değil. Ancak ortalamaya baktığınızda 319 videoda toplam kazancını böldüğünüzde aşağı yukarı bir video 325 TL gibi bir kazanç getirmiş. Yani Barış Hoca'nın çektiği videoları bir düşünün ve karşısına da 325 TL koyun. O videoları 325 TL'ye kim çekebilir? Ben size cevabı söyleyeyim mi? Hiç kimse. Bu yüzden bu işlerin bu kadar da kolay olduğunu düşünmeyin. Uzaktan kolay görünüyor olabilir ancak kesinlikle bir YouTuber olmak ve YouTube'dan para kazanmak o kadar kolay bir iş değil. Evet, şimdi örneklerimiz biraz yavaş yavaş artıyor. Kazançlar artıyor. Ruhi Cenet 2012 yılından beri bu işi yapıyor. 6 yıldır içerik üretiyor. Toplam 240 tane gerçekten güzel içerik üretmiş birisi. Ve baktığınızda şu anda ulaştığı rakam Barış Özcan'la aynı. 6500 TL civarında aylık bir kazancı var. Tabii ki şunu düşünebilirsiniz. 6500 TL iyi rakam. Ancak 6 yıldır içerik üreten birisi şu anda 6500 TL kazanıyor. Yani siz bugün başladığınızda 6500 TL kazanmayacaksınız. Siz bugün başladığınızda bir yıl sonra ayda 100 lira kazanmaya başlayacaksınız belki. Bir yıl emek sarf edeceksiniz. Birçok yatırım yapacaksınız. Kamera yatırımı, ışık yatırımı, prodüksiyon öğrenin, bir sürü emek sarf edin, konu bulun, video çekin, onu montajlayın. Aslında YouTube'un çalışanı oluyorsunuz ve üstüne üstlük YouTube'un çalışanı olmak için bir bedel ödüyorsunuz. Yani bir ekip, ekipman. Bunlar için bir bedel ödedikten sonra YouTube'un çalışanı oluyorsunuz ve YouTube için içerik ürettikten sonra da YouTube ondan para kazanırsa size de pay veriyor. İşin özeti bu. Dolayısıyla çok zorlu bir süreç. Bunu unutmayın. Danla Bilic, biraz da kadınlara geçelim. Danla Bilic gerçekten 2016 yılından beri çok kaliteli 82 tane video üretmiş. Aslında video başına toplam kazancı, ortalama kazancı en yüksek olan YouTuber'lardan bir tanesi diyebilirim. 1700'den fazla abonesi ve 200 milyonun üzerinde izlenmesi var. Ve aylık kazancı şu anda ortalama 7000 TL civarında. Burak Oyun'da 2009'dan bu yana oyun kategorisinde videolar çekiyor. Ve toplamda 1853 tane video üretmiş durumda. Baktığınızda ortalamada 410 TL'ye denk gelebilir ama aylık kazancı 7500 TL gibi hiç de azımsanmayacak bir rakam. Duygu Köseoğlu yine kadınlarda popüler olan YouTuber'lardan bir tanesi. Belki de en popülerleri diyebiliriz. 1500'ün üzerinde abonesi ve 330 milyonun üzerinde izlenmesi var. Aylık kazancı 12 bin TL civarında. Ve 2013'ten beri bu işi yapıyor. 5 yıldır yapıyor. Toplam 617 video üretmiş. Yani aslında bunu videoya, toplamda kazandığı parayı videoya böldüğünüzde ortalama bir videodan 500 TL civarında, 540 TL civarında bir para kazanmış bugüne kadar. En popülerlere doğru gidiyoruz. Sırada Orkun Işıtmak var. Orkun Işıtmak gerçekten çok uzun zamandır çok fazla içerik üretiyor. 2010 yılında başladı içerik üretmeye. Toplamda 1154 tane video üretti. Eğlence kategorisinde bir kanalı var ve bu YouTube kanalının aylık kazancı 32 bin TL civarında. Ve ürettiği videolara bakarsanız bir videonun ortalama kazancı 790 TL. Ve aslında herkesin en çok merak etti ve YouTube'da şu anda Türkiye'nin en iyi YouTuber'ı olarak gösterilen Enes Batur. Neden en iyi?
diyoruz. Çünkü en çok abonesi olan ve en çok izlenmesi olan YouTuber'lardan bir tanesi. Bireysel olarak en çok abonesi olan ve izlenmesi olan kullanıcı. 7 milyonun üzerinde abonesi var ve 3 milyarın üzerinde izlenmesi var. Aylık kazancı nasıl oturduğu yerden bu kadar para kazanıyor? Yani böyle saçma sapan içerikler üretiyor gibi birçok yorum duyuyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle bir gerçek var. Yani içerik kalitesi kişiden kişiye göre değişir. Ve her kalitedeki içeriğin bir kitlesi vardır. Dolayısıyla hangi kitleye yayın yaptığınız ve hangi kitleye içerik yaptığınız çok önemli. İçeriği belki de o şekilde yapmak aslında sizi daha popüler kılabilir. Dolayısıyla siz öncelikle hangi kategoride içerik üreteceğinizi bilmeli, bulmalı ve daha sonrasında o kategorideki ulaşmak istediğiniz kitleye göre bir kanal açmalı ve ona göre videolar üretmelisiniz. Aslında doğru stratejiyi kurmak bu konudaki en önemli adımlardan bir tanesi. Enes Batur, evet, iyi para kazanıyor. Çok ciddi rakamlar da söyleniyor. 500 binin üzerinde paralar kazanıyor gibi, ama öyle düşünmeyin. Aylık kazancı 100 binin üzerinde. 100 bin TL'nin üzerinde, ama 2012'den beri toplam 1600'e yakın video üretmiş. Aslında bir videonun ortalaması 1500 civarında. Kazandığı para gerçekten güzel bir para ve çok iyi para. Evet, 100 binin üzerinde bir para çok iyi bir para. Ancak şunu düşünün. Şu anda YouTube'dan en çok para kazanan YouTuber Enes Batur. Yani bir numara. Siz hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi iş koluna giderseniz gidin, o iş kolunun bir numarası emin olun ki çok iyi paralar kazanıyordur. Enes Batur buraya gelmek için birçok yoldan geçti. Şu andaki videolarına bakıyorsunuz. Bir videosu bazen 30 gün süren bir video. Bazı videolarına bakıyorsunuz, bir sürü ekiple çekilmiş bir video. Bazı videolarına bakıyorsunuz, tek başına evinde çekmiş bir video. Evet, onlar da kolay. Onlar kolay olan kısmı, ama çok zor çektiği videolar da var. Ve emin olun yaptığı iş hiç kolay değil. Dolayısıyla YouTuber olup oturduğu yerden para kazanma deyimi son derece yanlış bir deyim. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartın. YouTuber olmak çok zor bir iş. YouTuber olup YouTube'dan para kazanmak çok daha zor bir iş. Bunu o kadar kolay sanmayın. Tabii ki bu videoda benim size anlattığım kazançlar YouTube'dan gelen reklam gelirleri aslında. YouTube'un sizin videolarınızın arasına koyduğu reklamlardan sizin payınıza düşen para diyelim. Bunun haricinde YouTube kanalları başka yerlerden para kazanmıyor mu? Tabii ki kazanıyor. Bir kere çektiğiniz videolar içerisinde konulan sponsorlu ürünler ya da video sponsorları denilen konulardan kazanılan paralardan da ciddi bir gelir kalemi oluşabilir. Bunlar ayrı tutuyorum, ama gerçekten YouTuber olmak çok zor bir iş ve gerçekten YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız öncelikle ciddi bir yatırım yapmalı ve aylarca boş bir şekilde, bunu boş derken para kazanmadan içerik üretmelisiniz. Eğer para kazanmadan içerik üretiyor, bunu düzenli olarak yapıyor ve kaliteli içerikler üretiyorsanız bir yerden sonra parayı kazanmaya başlayacaksınız. Evet, ama kesinlikle şunu düşünmeyin. Ben 6 ay canımı dişime katıp video çekeyim, 100 tane video çekeyim, 6 ay sonra aylık 10 bin lira gelmeye başlasın. Böyle bir şey yok. Bu dediğimi yapsanız bile, 6 ay boyunca çok düzenli video çekseniz bile 6 ayın sonunda kazanacağınız para maksimumda 500 TL, 1000 TL olacaktır. O kadar abartı rakamlar olmayacaktır ki bunu maksimumda söylüyorum. Aslında ortalamaya baktığınızda 50 lira, 100 lira gibi paralar kazanacaksınız. Dolayısıyla YouTuberlar evet iyi para kazanıyor, ama iyi YouTuberlar iyi para kazanıyor. Ve bunların sayısı gerçekten bir elin parmaklarını geçmez belki. Onun dışında kalan çok çok iyi olan YouTuberların kazandığı para aslında şu anda sektörde bir yerde çalıştıklarında alacakları paradan çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Başka videolarda başka sorularla yine karşınızda olacağım. Siz de sorularınızı bana iletmek için videonun altında bölünen yorumları kullanabilir ya da açıklama bölümünde yazdığım linki kullanarak bana sorularınızı iletebilirsiniz.